Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuz sizlerle ilgili yani LGS'ye son 3 ay kala neler yapılması gerekir ya da bilinmesi gereken tüm tüyolar bu videoda. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmuyoruz. Evet hep birlikte bakalım LGS'ye son 3 ay kala neler yapılması gerekiyor. LGS'ye yaklaşırken öncelikle ne durumda olduğumuzu belirlemeliyiz. Bu çok önemli. Yani içinde bulunduğumuz durum. Ne demek bu? Hangi dersten, hangi konularda, hangi düzeydeyiz? Onu öncelikle bilmemiz gerekir. Buna göre de eksik olan durumları e, belirleyip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Eksikleri olup yapamayanlar yani söz elde biraz iyi olan ama sayısalda eksikleri olanlar mutlaka vardır. Biliyorsunuz yeni nesil sayısal soruları çoğu öğrencimiz için kabus durumunda şu an. Bir de kazanacağım, hazırım diyen öğrenciler var. İki türlü öğrencimiz var. Sınava ne kadar çalışırsak çalışalım her zaman tam anlamıyla kendimizi hazır hissetmeliyiz. Bu çok önemli. Sınava kendimizi hazır hissetmezsek zaten sınavda başarılı olmamız mümkün değil. Sınav yaklaşırken çok zor sorular olacağı, zamanın daraldığı ya da plansız olduğumuz düşüncesiyle ümitsizliğe kapılabiliriz. Bu da plansız çalışmanın bir sonucu olarak düşünebiliriz. Ama düşünülenle gerçekler aynı değil. Gerçeklere bakarsak hepimiz aynı sınava gireceğiz ve hepimizin yaklaşık 90 gün vakti var. Bu süre içerisinde günde 100 soru çözersek diyelim ortalama bir öğrenci için. Bu da 90 günde ne eder? 9000 soru edecektir. Bu soru kadar çözerek LGS'de güzel bir başarıya ulaşabilmemiz mümkün. <laughs> Pardon. Yeter ki soruları doğru çözmeye çalışalım ve yapamadığımız soru çözümlerini öğrenelim. Bu özellikle sayısal için çok önemli. Örnek soru çözümleriyle başlamamız lazım. Bir konuyu öğrendikten sonra kolay sorularla başlarsak kendimizi zorlamamış oluruz. Bu son aylar bizim için çok değerli. Bu sürede ancak planlı olursak başarabiliriz. Başarılı olmak istiyorsak LGS'ye son 3 ay kala aşağıdaki tüyoları uygulayabiliriz. Haydi verimli çalışmaya ve hayallerindeki okulu kazanmaya hazır mısın? Birinci olarak hedefini netleştir ve ortamını sınav ortamına dönüştür. Biliyorsunuz Montaigne'in bir sözü vardır. Hedef olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. LGS'ye çalışırken mutlaka bir hedefimiz olmalı. Hedefimiz 70, 50, 90 kaç net olursa olsun bu hedefe ulaşıncaya kadar da ortamımızı sınav ortamına dönüştürmeliyiz. LGS yaklaştıkça ders çalışırken artık masamızda sadece sınavda olması gereken eşyalar bulunmalıdır. Yani masamızdaki ve zihnimizdeki dağınıklığı değiştirmeliyiz. Telefonlarımızdaki gereksiz uygulamaları, oyunları kaldırmakla başlayabiliriz. Çünkü yavaş yavaş sınav provası yapmaya başlamamız gerekir. LGS'ye girdiğimizde önümüzde sadece kalem, söze ve sayısal bölüm kitapçıkları olacak. İşte ders çalışırken de aynı şekilde odaklanabilmeniz için ortamınızı düzenlemeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet ikinci olarak her gün aynı saatte çalışmalıyız. Bunu rutin haline getirmemiz lazım sınava kadar. LGS'de son 3 aya girdiğimiz için artık bahaneleri bırakıp her gün çalışmamız gerekiyor. LGS'ye çalışmaya geç kaldıysak zamanı geri alamayız. Bu mümkün değil zaten. Dolayısıyla vakit kaybetmeden ders çalışmaya başlamalıyız. Bugün ya da yarın başlamamız gerekiyorsa zamanın geri gelmeyeceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Kalan 3 ay çok çabuk geçeceği için hemen başlayıp sıkı çalışırsak kazanırız. Ama zaman yetmiyor, eksiklerim var, yetişmez diyerek bir yere de varamayız. Bu sürede başarılı olmak için her gün özellikle aynı saatte çalışmaya alışmamız gerekiyor. Her sene olduğu gibi bu sene de sınavın kazanımlara göre hazırlanacağını biliyoruz. Çıkmış sorulara bakarak başarı seviyemizi arttırabiliriz. Üçüncü olarak zordan kolaya doğru çalışmalıyız. Öğrencilerin rahatlıkla anlayabileceği basit konu ve derslerden başlaması öğrencinin özgüvenini ve o derse karşı olan tutumunu olumlu yönde etkilemektedir. Bu sebeple sınava çalışırken zordan kolaya doğru ilerlemeliyiz. İlk önce Türkçe, inkılap gibi kolay dersler yerine matematik ve fen dersleriyle başlamalıyız. Matematik dersiyle başlayıp yorulduğumuzda fen dersini daha kolay yaparız. Fen dersinden yorulduğumuzda da Türkçe bize kolay gelecektir. Türkçeden yorulduğumuzda inkılap, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce yani diğer yabancı dersleri kolay gelecektir. Bu mantıkla LGS'ye çalışırsak son 3 ayda özgüvenimiz artacak ve başarı seviyemiz yükselecektir. Dördüncü olarak her gün paragraf çözmeliyiz. Paragraf konusu LGS'de çok önemlidir. Çünkü sınav anında LGS sınav kitapçığını açtığımda, önüm açtığımızda önümüze bir sürü paragraf geldiğini göreceğiz. Özellikle Türkçe ve inkılap tarihi derslerinin çoğu paragraf halinde sorulmaktadır. Bunun için her gün mutlaka paragraf sorusu çözmeliyiz. Bol paragraf sorusu çözersek Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerini çok iyi yaparız. Sayısal derslerden fen dersinde gelen bazı soruları daha kolay cevaplarız. Paragrafta pratiğimizi arttırmak için LGS'deki çıkmış sorulara ve MEP kazanım testlerindeki sorulara bakabiliriz. Bunlar dışında yardımcı kaynaklardan da destek alabiliriz. Beşinci olarak konu eksiklerimizi bilmeliyiz. LGS'ye 3 ay kalmış olsa da konu eksiklerimizi bilmeliyiz. Fakat bundan korkmamalıyız. Mesela matematikte yapamadığımız konulardan korkmamamız gerekir. Eksiklerimiz olabilir. Yapmamız gereken hangi dersten eksiğimiz varsa üzülmek ya da beklemek yerine inkılap tarihi, Türkçe veya fen bilimleri derslerinin tamamını yapmaya odaklanmalıyız. Önümüzdeki seçenekli bir sınav olacağı için önümüzde bol soru çözerek konu eksiklerimizi belirleyip pes etmeden çalışmaya devam etmeliyiz. Deneme çözerken boş, yanlış veya konu eksiklerimiz çıkabilir. Korkmadan yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Evet, bir insan hangi şey yapıyor oluyorsa olursa olsun mutlaka başarılı olmayı hedeflemelidir. Bunlar da sizler için hazırlamış olduğum motivasyon sözleri. Diğerlerine de bakalım. Nerede olursanız olun, Elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. Yani yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. Bunu sınava uyarlayacak olursak, bize sınavı kazandıracak olan yaptığımız doğrular değil, yapmadığımız yanlışlarımız olacaktır. İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyor. Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Baş artı arı. Baş olmak için arı gibi çalışmak gerekir. Arzu varsa çözüm de vardır. Evet, bu kadar. Hepinize başarılar diliyoruz.